Beratımızı almak, mübarek Ramazan'a erişmek ve Ramazan sonunda vaat edilen, Cenab-ı Hakk'ın vaat etmiş olduğu o makamlara erişmek ümidiyle. Efendim merhabalar, Ton TV ekranlarından, Nur Yolcu programından sevgiler, selamlar. Yüce Allah rahmet, bereket, mağfiretiyle inşallah cümlemizi karşılasın bu güzel günlerde. Berat Kandili'nin artık idrak etmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Ramazan da son hızıyla bize doğru yaklaşıyor. İnşallah biz de Ramazan'a doğru yaklaşalım ümidindeyiz. Rabbim inşallah eriştirsin. Peygamber Efendimiz'in o güzel duasına da cümlemizi layık eylesin, nail eylesin, dahil eylesin diyelim. Bu akşam Berat konuşacağız, Berat Kandili'ni konuşacağız. Çok kıymetli hocalarımız bizlerle birlikte. İl Müftü Yardımcımız Zekeriya Bilbil hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim hocam. Ve Kocatepe Camii Müezzin Kayyımı Muhterem Çakmak hocamız bizlerle birlikte güzel sesiyle, Çanakkale'lilerin tanıdığı, bildiği hem sesiyle hem tüm örnekliğiyle Muhterem Çakmak hocamız bizlerle birlikte olacak bu akşam. İnşallah onun güzel sesinden de hem Allah kelamı Kur'an'ı dinleyeceğiz hem de sonuna doğru o meşhur kaside ilahi hocam ne lütfederse inşallah kulaklarımızın pasını sileceğiz ve böylece Berat'a inşallah Berat'ımızı arzuluyoruz, istiyoruz Cenab-ı Hak'tan hep birlikte inşallah hocalarımın da kıymetli katkılarıyla. Evet, sözlerin en güzeliyle başlayalım dilerseniz. Mübarek zaman dilimi Kur'an-ı Kerim dinleyelim muhterem hocamızdan. Sonrasında da Zekeriya hocamızla sohbetimize başlayalım inşallah. Muhterem Çakmak sizlerle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين فلله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Evet hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Allah yeryüzünde karanlığın hakim olmasını asla istemez. O hak olan ayetleriyle
önümüzü aydınlatmak, ahirimizi aydınlatmak, ahiretimizi aydınlatmak ister. Evet, Cenab-ı Hakk'ın biz o aydınlığına, o davetine icabet etmek üzere onun huzurundayız. Rabbim huzurundan ayırmasın cümlemizi. Berat Kandili dedik. Muhterem hocamıza öncelikle Berat Kandili'nin öneminden, Berat Kandili nedir? Bundan bahsedelim. Sonra da ayrıntılı konularla inşallah sohbetimizi biraz daha böyle genişletmek arzusundayız. Hocam, Berat Kandili, tabii Ramazan müjdesi diyoruz biz. Bu başlık altında siz neler söylersiniz? Öncelikle bugünlere bizleri salimen kavuşturan Mevlamıza sonsuz hamdü senalar ederek ve onun Habibi Edibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat selam ederek ve bugün Çanakkale'de bu programı yapabiliyorsak vefa borcumuz olan şühedayı okunan Kur'an-ı Kerim'in rahmetiyle bereketiyle anarak sözlerimize başlayalım. Ve sevgili Çanakkale'li kardeşlerimizi ve ekranlara başından bizleri izleyen kardeşlerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Esenlikler dileyelim. Aydınlatmadan bahsettiniz, aydınlanmadan bahsettiniz. Aslında kandil kavramının içeriğinde de bu var. Evet. Kandil geleneğinin nereden geldiğinden isterseniz bu aydınlanma girişinden devam edelim. Oradan başlayalım. Elektriğin daha bulunup insanların hizmetine sunulmasından önce biliyorsunuz camilerimizde aydınlatmalar bizim bugün de idare lambası diye bildiğimiz cihazlarla, aletlerle yapılıyordu. İçlerine farklı kimyasal maddelerin konulduğu o aydınlatma malzemelerinin isimlerine kandiller deniliyordu. O sıralarda insanlar akşam camilerinde sabahlara kadar yapılacak olan ibadetlerde camilerinin ışıklarının sabahlara kadar açık olmasını istediklerinden ve o mahallede, o beldede ibadet edenlerin varlığını camideki ışığın göstermesi arzusundan dolayı evlerinden kandillere hep yağ taşımayla, yakıt taşımayla bir heyecan kaplarmış insanları. Derlermiş ki camideki kandile yağ götürme akşamı, kandile yağ götürme akşamı, kandil akşamı, kandil akşamı derken o geceler kandil geceleri kalmış. Evet. Bir aydınlatma gecesi aslında. Fiziki olarak belki kandilin bu cismani manasından ziyade sizin girişte de vurguladığınız üzere aslında bizim iç dünyamızı aydınlatan gecelerdir kandillerimiz. Biliyorsunuz 5 tane kandil gecemiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu temsil eden Mevlid kandili ki 3 ayların dışında kalan tek kandilimiz budur. Onun haricinde Regaib kandili ki insanlara şunu sesler. Ey insanlar, Sultan geliyor, Ramazan geliyor. İşte 3 aylar başladı. İlk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, 3 ayların başladığını duymayan kalmasın diye Regaib kandilinin kutlanması adeta 3 ayların başında salık verilmiş. Evet. Ve insanlar mescitlerine, camilerine kandillerini parlatmak üzere yağ taşımaya başladığı zaman dilimi Regaib kandiliyle başlamış. O heyecan oradan başlamış. Sonra aynı yine Recep ayının 27. gecesi ki Miraç kandili insanları bulmuş. Onu da sizinle burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Çok mübarek, çok önemli bir gecemizdir. Hatırlamakta fayda var. 3 müjde ile gelinmiştir o gecede sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Birincisi, namazın farz olması ki herkes onu bilir. Evet. Ama en önceliklisi bence men gâle la ilahe illallah dehalel cenne hadis-i şerifidir. Kim la ilahe illallah'ı söylerse günahının cezasını çektikten sonra asla cehennemde kalmayacağı ve mutlaka cennete alınacağı müjdesi o gece gelmiştir. Ve amenne resulü. Hani bu gece Berat gecesini konuşacağımız için Miraç gecesindeki evet, o la ilahe illallah kısmına atıfta bulundum. İşte aslında Berat kandili 3 ayların tam ortasında bulunur. Evet. Kıymetli Hasan Hocam. Bu şu anlama da gelir. 3 ayların yarısı geçti. Artık son yarısı. Artık ibadetleri devşirmenin, ruhu aydınlatmanın, gönlü aydınlatmanın, zihni aydınlatmanın, kötü duygulardaki o karanlıkları yok etmenin son 1,5 aylık zaman dilimi başladı. Aslında 3 aylar müminlerin manevi bir eğitim sürecidir. Mümin Regaib kandiliyle 3 ayların başladığını, artık dünyalık işlerinden el ayak çekmesi gerektiğini, daha çok yardımlara, daha çok fakirlere, daha çok insanlara gönül kapılarını, gönül dünyalarını açmaları gerektiğini hatırlatan bir girişle ve Miraç gecesiyle namazsız olmayacağının müjdesiyle ve Berat gecesiyle de artık sultanı karşılamaya hem gönül olarak, hem zihin olarak, hem de davranış olarak hazır olduğumuzu
ve Mevlamızdan alacağımız bu berat ile o Ramazan iklimine doğru yavaş yavaş kanat çırpmaya başladığımızı anladığımız gecedir berat gecesi. Evet. Belki kavram üzerine de merak edeceksiniz, buyurun, soracaksınız. Tabii ki, tabii. Siz sormadan ben söyleyeyim. Berat kavramı aslında bir borçtan, bir cezadan veya bir sorumluluktan kurtulma manasına da geliyor. Evet. Biz hangi cezadan, hangi sorumluluktan kurtulacağız? Dünyada işlediğimiz her türlü amelin bir karşılığı var. Aslında biz bir karşılığı olduğu için dünyada amel işliyoruz. Evet. Karşılaşan her iki kişinin defteri bu dünyada kapanmıyor. Biz kapandı zannediyoruz. Kızdığımıza, ya bir daha bu dünya yüzünde yüzüne bakmam, kapatırım defterimi giderim diyoruz ama Mevlamız böyle demiyor. Kiminle karşılaştıysak, hasbelkader bir diyalogumuz, bir temasımız olduysa, onunla ahirette yeniden karşılaşacağımızı Mevlamız bize salık veriyor. İşte bir borçtan, bir cezadan arınma ve bir sorumluluktan kurtulma anlamına gelen şu berat gecesinde aslında müminler Ramazan'dan önce, evet, kıymetli hocam, takıntısı olanlarla takıntılarından kurtulmaları gerektiğini anlaması lazım. Evet. Aralarında problemi olan kardeşlerimizin Ramazan geliyor. Ramazan'da Allah'ın mağfireti, rahmeti bizim üzerimize tam açılsın diye. Kiminle ne muhabbeti varsa, kiminle ne sıkıntısı varsa, ne dargınlığı varsa açıp telefonu yanına gidip bir af dileyip, af dilemeyle ağız aşınmaz. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte de o şekilde müjde var. İki mümin arasında eğer sorun var da o müminlerden hangisi diğerinin kapısına, diğerinin ayağına daha önce giderse onun sevabının Allah katında daha büyük olacağına dair müjde de var. Evet. İşte berat kapısı böyle bir kapıdır kıymetli Hasan Hocam. Bizim aslında Ramazan iklimine gitmezden evvel açacağız Ramazan'da ellerimizi, hatta berat kandilinde de Ya Rabbi bizi affeyle diyeceğiz. Evet. Ama Mevlamız bize demeyecek mi? Ey kullarım, ben size birbirinizi affetmenizi de salık verdim. Evet. Biz birbirimizi affetmeden Mevlamızdan af dileme makamında, yetkisinde kendimizi görmememiz için berat gibi bir kapıdan Allah bizi geçirecek ki hem maddi olarak hem manevi olarak hem akrabalarımızla, yakınlarımızla, komşularımızla Ramazan'dan önce son bir geçiş, son bir kapı, son bir arınma ki biliyorsunuz temize çıkmak, günahlardan, kötülüklerden uzak olmak ve kötülüklerle ilişkiyi kesmek ve temize çıkmak gibi anlamı da var berat kavramının. Ki aslında o geceden bizim için murad olunan bütün hikmetin üzerinde olduğu bir kavram olduğunu da görüyoruz beratın. Ki Cenab-ı Mevla o berat kapısından cümlemizi önce halis niyetiyle kapısında durmayı, sonra geçmek için Mevlamızdan izin istemeyi, ama izin istemezden evvel de onun gereğini berata kadar yapabilmeyi hepimize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Amin inşallah hocam. Tabii bu söyledikleriniz bana şunu da hatırlattı. Çanakkale cephesine şöyle bir dönmek gerekirse hocam. Hastane vapuru, Reşit Paşa Hastane Vapuru'nda görevli bir doktorun anlattığı bir olay, hadise. Bekir Çavuş isminde birini getiriyorlar hastane vapuruna, tedavisine başlanıyor. Ama o kadar çok kan kaybetmiş ki bacağını kesmek zorunda kalıyorlar. Oo. O savaş esnasında. Gece yarısı diyor doktor, kameramın kapısı hızlı hızlı vurulmaya başladı. Hasta bakıcılardan bir tanesi telaş içerisinde, doktor bey, doktor bey, acele edin, bir durum var. Olağanüstü bir durum var. Hemen diyor kapıyı açtım, hayırdır? Dedi ki diyor Bekir Çavuş. Ne oldu Bekir Çavuş'a? Hayır, bir şey mi var? Yok efendim, öyle değil. Bekir Çavuş ayağa kalktı, odanın içerisinde tek ayağıyla oradan oraya koşturuyor. Hemen diyor koştum. Vardım. Ondan sonra Bekir Çavuş denildiği gibi tek ayağıyla yarasından kanlar aka aka odanın içerisinde oradan oraya koşturuyor. Hemen diyor yakaladım. Bekir Çavuş, sen ne yapıyorsun? Bu halde ayağa kalkılır mı diye sordum. Bekir Çavuş şöyle bana baktı. Dedi ki ne diyorsun sen? Emir geldi. Emri yerine getirmem lazım. Tabii ki kalkacağım dedi. Sübhanallah. Ve diyor doktor sabaha karşı Bekir Çavuş emri yerine getirmem lazım diyerek ruhunu teslim eyledi. Onun izlenimleri şu. Bu adamcağız son nefesinde bile hani bizim dert ettiğimiz, dertlendiğimiz birçok böyle geçici, fani olan şeyler var. Bunların hiçbirisini aklına getirmedi. O sen son nefesinde bile
vatanı için, devleti için ya da kendisine verilmiş bir emir, bu emri yerine getirememiş olmanın üzüntüsüyle ya da o emri getirmek adına son bir gayretle ruhunu teslim ediyor. Şimdi Berat Kandili denildiği zaman şöyle de hani evet üzerimize yükümlülükleri de aldığımız aslında. Hani bize lazım olmayanları bir kenara bıraktığımız, arındığımız, buyurduğunuz üzere varsa kırgınlıklarımız cennet adına, Cenab-ı Hakk'ın rızası adına bizi engelleyen ne var ise bunlardan beri olmak, bunlardan kurtulmak, bunlardan sıyrılmak ve bize lazım olan şeylerin peşine düşmek. Ben Peygamber Efendimiz'in o rivayet edilen hadisinde de onu anlıyorum hocam. Hani Cenab-ı Hak diyor ya, yok mudur bugün evet, af dileyen, affedeyim, yok mudur derdine derman isteyen, ona derman vereyim bu ifade. Hatta Peygamber Efendimiz'in o verdiği örnekte malum haliniz Kelp kabilesinin o ne kadar koyunları varsa o koyunlar adedince var olan koyunların tüyleri adedince mü'mini yani, bağışlayacağım müjdesi evet. Yani buradan bu sonuç ki hem arınmak hem de asıl sorumluluklarımıza, asıl vazifemize, asıl görevimize, çünkü önümüzde bir bereket mevsimi sağanak sağanak yağacağı, gecesiyle gündüzüyle, sahuruyla iftarıyla, işte gündüzüyle, orucuyla, teravihleriyle, birbirimize yapacağımız maddi manevi her türlü ikramla böyle bir mevsim yaklaşıyor. Aman ha, yani bu mevsimden sizi alıkoyacak ne var ise bu gece Berat'ta bunlardan tamamen temizlenin ve o geceyi de hazır bir şekilde, yani cebinize dolduracaksanız ceplerinizi hazırlayınız, çantanız, valiziniz varsa onları hazırlayın ki o mevsimden en azami ölçüde faydalanın der gibi sanki Berat Kandili. Evet. Bilmiyorum katılır mısınız hocam? Hani derler ya, haydi evet, kalkın gidiyoruz diye. Evet. Aslında Berat gecesi haydi kalkın gidiyoruz, Ramazan iklimine gidiyoruz. Evet. Kur'an iklimine gidiyoruz. Mevlamızın evet, rızasına gidiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok yani 3 aylar içerisinde özellikle ibadetini artırdığı o mevsimlere gidiyoruz. Evet. Aslında bağışlanma kapısına gidiyoruz. Aslında cennete gidiyoruz gibi bir çağrı mahiyeti de vardır ayrıca. Evet. Tabii söylediğiniz şeyler çok önemli Hasan hocam. Bahsettiğiniz o hikayedeki geçen çağrıdan da ben şunu hatırladım. Derdi, vatan evet, olanın sirkati, görüntüsü böyle oluyor. Evet. Derdi ahiret olanın da aynı bahsettiğiniz o örnekteki şehidimizin başına gelenler gibi. Yolcu yolundaki zorlukları varacağı menzilin değerine göre aslında katlanma gayreti içerisine giriyor. Bizim varacağımız menzilimiz, ulaşacağımız son nokta cennet ise ve biz de biliyorsak ki cennet asla bedelsiz, karşılıksız değil ve biz de biliyorsak ki Mevlamız yok mu bağışlanma isteyen, bu gece onları bağışlayayım diye bir gecede aslında bağışlanma kalemini sonuna kadar açtığı ve müminlere meleklerin bağışlanmayı müjdelediği, hatta bağışlanmak için müminlerin ellerini açtığında onlara şahit olmak üzere her haneye ayrı ayrı meleklerin gönderildiği bir geceden bahsediyoruz ki evet, kalkın toparlanın gidiyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'e gidiyoruz. Bu sultana gidiyoruz. Sultandır. Ne ikram edeceği belli olmaz. Ve sultanın makamına giden o ikramsız da geriye dönmez. Biz ikramına değil ama o sultanın asıl sahibi olan, asıl meliki olan sultanımıza, yani Mevlamıza gidiyoruz. Rabbimize gidiyoruz. Çünkü davet ondan geliyor. Evet. Yok mu hastalığına şifa isteyen? Ona şifa vereyim. Yani Allah bizden aslında şunu istiyor. Haşa, Allah bizim ihtiyacımız olduğunu görmüyor mu? Evet, elbette görüyor. Evet. Hasta olduğumuzu bilmiyor mu? Derde evet, veren elbette o. Elbette biliyor. Ama o gece adeta Bakara suresinde geçen o ilk insanoğlu yaratıldığında hani melekler itiraz etmişlerdi ya Rabbi, yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkaracak insanoğlunu mu yeryüzüne göndereceksin? Oysa bizim ömrümüz sana ibadetle geçiyor. Oraya gitmeye biz daha çok hak sahibi değil miydik? Aslında intizarlarının bir cevabını Allah Teala meleklere vermek istiyor. O gece ibadette olan mümin kardeşlerimiz aslında meleklere verilecek cevabın konusu olduğunu bilmeleri lazım. Evet. Ve sabahlara kadar ibadet yapacaklarsa, melekler geldiğinde kendisini hangi halde görmelerini istiyorsa o hal üzere kendilerini adapte etmeleri lazım. Çünkü Mevlamız bize aslında vaat ettiği, sizin ben bilmediğinizi bilirim diye Bakara suresinde belirttiği o meleklere cevabında, meleklere işte bak siz dünyayı istemiştiniz, ben size insanoğlunu örnek göstermiştim. O insanoğlunun hastalıkları var. Evet. Buna rağmen ibadetteler. Dertleri var. Buna rağmen ibadetteler. Sıkıntıları var. Buna rağmen ibadetteler. Bir de Allah kulundan acziyeti istiyor Hasan hocam. Evet. Acziyetimizi kabul etmemizi istiyor. Bizim güçlü ne kadar gücümüz olduğunu zaten Mevlamız biliyor.
Hatta birçok ayet-i kerimesinde bize sitem şeklinde şu şekilde evet. buyuruyor. Biz sizi neden yarattığımızı görüyorsunuz. Hani bu büyüklük ne der gibi atılmış evet. bir sudan yaratıldınız diye aslında bizi aslımızı hatırlatan Mevlamız bu acziyetimizi kabul etmemizi bizden bekliyor. Evet. Ki hastanın el açıp da Ya Rabbi demesinden Allah Teala onun o demesinden ona sevap vermek için fırsat kolluyor. Ya da aslında hasta bir kul Rabbim beni bu hastalıktan kurtar diye dua edince hastalığa gösterdiği sabırdan alacağı sevabın kalemi ayrı olacak. Ama o hastalığından dolayı Mevlasına yöneldiğinden kaynaklanan sevabı da ayrı olacak. Çünkü Allah kuluna bir sevap vermeyle yetinmeyecek. Daha fazlasını vermeyi isteyecek. Çünkü vermek onun şanında var. Bu mübarek gecelerimizde de Mevlamız mümin kuluna verdikçe Mevlamız mutlu olacak. Evet. Ve mümin istedikçe de Mevlamız mutlu olacak. Ve Allah müminden istemesini istiyor. Vermeyi istemeseydi, istemeyi verir miydi? Vermezdi. Evet. Evet hocam. Yani şimdi görünürde de yaşadığımız hayat içerisinde de doktorlarımızın çok önemli bir vazife ifade ediyorlar. Allah kolaylık versin. Ya da psikologların, psikiyatr uzmanlarının en önemli şeyi ilk başta hasta olanın hastalığını kabullenmesi. Evet. Evet ben hastayım demez. Bundan sonra tedavi süreci başlıyor. O hastalığı kabul etmemek. Şimdi acziyet açısından da mesele öyle aslında. Acziyetimizi, yeterliliğimizin hangi sınırda olduğumuzu bilmek. Sonrası için bir adım atmak noktasında çok çok önemli. Biz o nedenle hocam ellerimizi semaya açıyoruz. Yani eli semaya açmasak da dua olmaz mı? Ya da bazen tartışmalara giriyoruz ya elimizi nasıl açacağız işte açma şekliyle alakalı. Aslında o Ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık. Evet. Elimizden gelmeyen için huzurundayızın bir farklı ifadesi. Aynen. Dolayısıyla biz önce neye ihtiyacımız olduğunu, hangi durumda olduğumuzu kabul edip sonrasında da ihtiyaçlarımızı belirleyip o ihtiyaçlara doğru yönelmenin başka bir adı berat oluyor herhalde hocam. Aynen söylediğiniz gibi kıymetli hocam, ihtiyaçlarımızı yani ihtiyaçlarımızın ne olduğunu biz kendimiz bu dünyada kestiremeyiz belki. Onu evet. En çok bilen Mevlamız bize ihtiyacımız olan aslında cennet hazını dünyadaki ufak tefek problemlerle kazanmamıza vesile de kılıyor bu tarz olayları evet. ki biz bir kere kabullük noktasında aynen bahsettiğiniz gibi psikolojik terapiyi ilk önce aslında orada alıyoruz. Bu Mevlamızdan bir imtihandır. Evet. Rabbimizin bundan bir hayır muradı vardır. Çünkü mümin başına gelen musibetlere sabrettiğinde sevap alacağını bilir. Evet. Mümin günah işlediğinde berat gecesinde olacağı gibi tevbe ettiğinde Ya Rabbi benim günahımdan beni affet dediğinde affedileceğini de bilir. Ve mümin bir nimete kavuştuğunda ona şükrederse onun karşılığında da cennete gideceğini bilir. Allah'ın ondan mutlu olacağını bilir. O üçgende yaşar aslında mümin. Evet. Kusur işler, af diler, af dilediğinden dolayı cennete gider. Bir musibete düçar olur, sıkıntıya kalır, sabır gösterir, gösterdiği sabırdan cennete gider. Bir nimete erişir, o nimete karşı şükreder, şükründen cennete gider. Müminin başına gelen aslında her olay onun cennete gitmesi için ayrı bir sebeptir ama görebilene. İşte bu kandil geceleri Mevlamız bizden onu görmemizi istemiş. Bahsettiğiniz rahatsızlıklar belki fiziki rahatsızlıklar olabilir evet. ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinin çoğunda biz aslında insanoğlunun fiziki rahatsızlıklarının belki kendisini ilgilendirdiğini görüyoruz. Evet. Bir başka müminin hasta bir mümini ziyaret etmesi onun üzerindeki hakkıdır onu görüyoruz ama evet. bu fiziki rahatsızlıktan daha fazla sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durduğu konu manevi rahatsızlıklarımız. Evet. Mesela bunun başında sevgi geliyor evet. Hasan hocam. Bu Berat kandilinde müminler Ramazan iklimine gönlünü açmazdan evvel şu hadisi şerifi kendilerine düstur edinmeleri lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا evet. İman etmeden cennete giremezsiniz. İmansız girilmiyor oraya. 2-2-4 Sonra وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevmeden de imanınız kemale ermez. Tam iman etmiş olamazsınız. Biz imanımız tam olsun diye akşama kadar namaz kılsak Rabbimizin kabulünde olan bu değil. Evet. Biz birbirimizi toplum içerisinde sevmeyi bilmemiz lazım. O sevgi noktasında bakın Berat kandilinde Berat kapısından geçen bir mümin beratını almazdan evvel kalbini önce sevgiyle doldurup sevgiye zarar veren bütün kötü duygulardan onu temizlemesi gerekiyor. Berat'ın temizlik özelliğinin zaten başında da bu evet, geliyor. Evet. Ki bir örnek aklıma geldi. Buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında dönüyor ashabına öyle apansız bir zamanda. Buyuruyor ki bakın şimdi şu kapıdan cennetlik birisi girecek. Evet. Bunu söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem.
Ashab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediğini duyunca hep beraber geriye kapıya dönmüşler. Acaba kim gelecek? Kimileri hesap ediyormuş. Gelecek olan herhalde yani cennetlik diyor ve bunu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Öyle sıradan senin benim gibi birisi olması mümkün değil. Muhtemelen şöyle pazoları belimiz gibi iki elinde iki kılıç her savaşta böyle süper kahramanlıklar yapan mücahit birisi gelecek. Çünkü cennetlik dedi. Hak etse hak etse öyle birisi hak eder. Kimi de demiş ki yok yok gelecek birisi öyle bir cömert insanlara el uzatan birisi gelecek ki varını yoğunu Allah yolunda heba etmekten gözünü kırpmayan birisi gelecek. Kimi de beklemiş ki öyle bir ilim adamı gelecek ki o kapıdan beklentilere bakın. İlmiyle herkese ışık tutan sadece bu zamanın değil gelecek kuşakların da o ilmiyle adeta bir rehberi olan birisi gelecek diye beklemişler. Uzatmayalım. Bir tane pirvane böyle yaşı da başı da geçmiş 70'ini belki üzerine gelmiş. Sıska zayıf üzerine baktığında çok da zengin olmadığının alametleri olan bir tane dede çıkıp gelivermiş. Evet. İşte sabah namazının abdestini yeri almış, şıpır şıpır sakallarından sular damlıyor. Almış terliğini ellerine, mescidin içerisine girivermiş. Bakmışlar Allah Allah demişler ya bizim beklentilerimize pek de uymadı bu adam. Neyse demişler vardır bunun bir hikmeti dönüp namazlarını kılmışlar. İkinci sabah sallallahu aleyhi ve sellem yine bakın şu kapıdan şimdi cennetlik birisi gelecek. Herkes yine dönmüş merakla aynı tasvir üzere beklentideler. Ama yine aynı pirivanede de gelmiş. Üçüncü gece de aynısı olunca bir rivayete göre Abdullah İbni Ömer diyor ki amcanın peşine casusluğa düşüyor. Evet. Neyin casusluğunu yapacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennete cennetlik birisi dedi ya onun amacı o cennetlik nasıl olmuş? Evet. Hani o gitsin cennete tamam da yani onu cennetlik kılan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilinde cennetlik olduğunu belirten alamet ne? Bunu öğrenmenin casusluğu peşine düşmüş. Demiş ki amca demiş ya biraz ben babamla az aramız sıkıntılı birkaç gece sende kalabilir miyim? Amca da demiş ki hay hay evladım bir evim var zaten bir göz bir tarafında sen yatarsın bir tarafında ben. Amacı ne? Yani bu adam gündüz halinden belli. Mücahit desen elinde kılıcı tutamaz kaldıramaz. Alim desen kimse onu ilim halkasında falan görmüşlüğü yok. Çok zengin insanlara faydası dokunan birisi desem zaten halinden belli. Çok fazla da böyle varlıklı birisi de görünmüyor. Mutlaka demiş bu gece sabahlara kadar özel bir ibadet yapıyor. Allah'a sunduğu özel bir şeyi var ki onunla sallallahu aleyhi ve sellem bunun cennetlik olduğunu söylemiş. Onu bulmak için casusluğa kalkışmış. Gitmiş adamın evine. Neyse oturmuşlar yemeklerini yemişler bizim tabirimizde çaylarını içmişler. Hadi yatalım demişler. Herkes yatağını sermiş, yatmış. Ama casus olarak gelen sahabinin gözünün biri açık. Acaba ne yapacak? Bu cenneti neyle kazandı bu amca? Onu öğrenecek. Beklemiş, beklemiş. Adam bir iki hımır hımır dua okumuş. Yatmış, uyumuş. Demiş ki herhalde gece yarısı kalkacak. Teheccüde kalkacak. Bakmış teheccüde de kalkmamış. Sabah namazının yakın bir vakitte kalkmış. Abdest almışlar. Beraber mescide gitmişler. Ya demiş herhalde ilk gece yorgundu. Belki yarın akşam. İkinci gece aynı, üçüncü gece aynı olunca artık dayanamamış gitmiş demiş ki amca. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle dedi. Amca başlamış ağlamaya. Evladım benim için mi dedi. Ya Allah Resulü böyle böyle dedi. Üç sabahta üst üste sen geldin. Söyle bakalım senin ne özelliğin var? Sallallahu aleyhi ve sellem senin niye cennetlik olduğunu söyledi. Bir bana anlat hele. Adam başlamış ağlamaya. Evladım benim hiçbir şeyim yok ki demiş ya. Yani Allah Teala hani beni cennete yazmasa peygamberine bildirmez. Benim neyime değer verdiğini gerçekten ben de bilemeyeceğim demiş. Düşünüp dururken aklına bir fikir gelmiş demiş. Evladım demiş. Bir özelliğim geldi aklıma demiş. Nedir diye hemen böyle kulak kesilmiş. Demiş ki kalbini göstermiş. Şurası var ya şurası demiş. Ben burada hiçbir mümine karşı kin, garez, haset beslemem. Yani. Benim yeryüzünde dargın olduğum, aramın bozuk olduğu hiç kimse yoktur. Ben bütün müminleri severim, bütün insanları severim. Belki Allah benim kalbimin bu özelliğine, bu hasletine değer vermiştir. Belki ondan memnun olmuştur da Resulünün dilinden daha ben hayattayken benim cennetlik olduğum müjdesini bana vermiştir demiş. Hasan hocam, evet. Biz beratta kalbimizi temizleyelim önce. Evet. Kapılarımızı açalım. Sadece Rabbimizin rahmet kapılarını oturduğumuz yerden açılmasını beklemeyelim. Bakın görün, bir insan, herkes yaşamıştır bunu. Uzun zamandır konuşmadığı, dargın olduğu veya kısa bir süre kalbini kırdığı bir kardeşine gidip ya Hasan hocam ben böyle böyle bir kusur işledim. Gel sen beni affet. Nazlanıp da hele hele senden ya tamam kardeşim ben de seni affettim dediğinde o kucaklaşmanın tadını ya. Almayanımız var mı Allah aşkına? Ya. O barışmanın tadını, ruhumuza gelen o esinti nereden geliyor acaba? Biz ikimiz sevinmedik ki sadece. İki müminin birbiriyle barışmasından Allah da sevindi. Ve bizim kalbimize vuran o muhteşem esinti, o kalbi haz,
tamamen manevi iklimden gelen ve Allah'ın da razı olduğunun müjdesi olan bir haldir. Ve mümin o noktadan sonra dikkat etmesi lazım. Evet. Ki barıştığı, kalbini kırdığı, af dilediği ve affettiği mümin kardeşiyle arasını bozmak için şeytan iki kat, üç kat daha fazla enerji harcayacak. Evet. Daha fazla çukurlar kazacak. Daha fazla onun barışmaktan kaynaklanan aldığı sevabı heba etmek için, elimizden götürmek için uğraşacak. Mümin kardeşlerimizin çok dikkat etmesi lazım. Ufak tefek problemleri hayata taşıyıp büyütmemeleri lazım. Hele hele az önceki örnekte dediğimiz gibi kalbini bir kere sevgiyle donatması lazım ki وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا hadis-i şerifine icabet edebilelim. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz bu güzel örnekler içinde. Kandil dediğimiz zaman özellikle Berat Kandili'ni de içine aldığımız zaman hocam öncelikle kişinin kendisine dönmesi, o kalbini temizlemesi ya da kalbindeki o var olan kendisine işte ahireti unutturan, Cenab-ı Hakk'ı unutturan her türlü varlığı bir kenara bırakması. Yani öncelikle kendisiyle bir barış imzalaması gerekiyor. Evet. Kişinin kendisiyle barışması. Vardır ya öyle hani selam ver herkese, selam ver dağa, ota, kuşa, her şeye selam ver şöyle evden çıktığında sabahları. Evet. Doğan Cüceloğlu'nun o kitabının başındaydı. Çok güzel ifade. Öğrenci kendisine getiriyordu, o da beğenmemiş. Ama sonradan bakıyor ki ve onu kitabının başına koymuş o şiiri. Arzu edenler de oradan okuyabilirler. Selam ver diyor, her şeye selam ver. En sonunda diyor ki bir de kendine selam ver. Bu mübarek gecelerde insanın önce şöyle bir kendisini selamlaması, yani kendisine dönmesi, kendisiyle barışması. Çünkü biz kendimizle de çok fazla barışık değiliz ki her şeyimizi değiştirmek ya da her şeyimizde bir kusur bulmak ya da sahip olduklarımızla insan içerisine çıkmak, toplum hayatına karışmakla alakalı problemlerde yaşayıveriyoruz. Bundan dolayı da dünyevi olan bu özelliklerle alakalı da maddi ya da manevi anlamda birçok değişikliğe gidiveriyoruz. Dolayısıyla öncelikle kendimizle bir barışma, sonrasında da buyurduğunuz üzere kendisiyle barışmış olan insanın karşıya da bir selam göndermesi, bir selamlaşması. Bu yüce dinimiz adını İslam koymuş Cenab-ı Hak. İslam olmanın neticesinde bizleri Müslüman kılıyor. Müslümanların da aralarındaki birbiriyle olan o muhabbetin anahtarı selamla geçiyor. O selamda ifade edilen ben İslam olmuşum, Allah'a teslim olmuşum, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunda yürüyen, Kur'an'la muhatap olmuşum. Dolayısıyla kardeşim benden emin ol, selamla bunu ifade ediyoruz. Kardeşimiz de o güzel selama ve aleyküm selam diyerek cevap veriyor. İşte evet. Bu geceler o selamın hani eksiklerinin, eksik kalan yönlerinin tamamlanmak noktasında gayretvari olduğumuz geceler olsa gerektir diye düşünüyoruz. Hocam yorulduk mu? Biraz daha devam eder miyiz? Yoksa bu selam mevzunda birkaç cümle sarf etmeme müsaade ederseniz buyurun. Ondan sonra inşallah yorgunluğumuzu hocamız alsın. Evet, çok isabet buyurdunuz. Hadis-i şerifin zaten devamında size yapmanız halinde birbirinizi çok seveceğiniz bir amel haber vereyim mi? Evvela edillüküm bir şeyin izâ fealtümühü tehabebtüm. Birbirinizi sevginizi artıracak bir hasleti, bir olayı size haber vereyim mi? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve devamında ne geliyor? Efşu esselame beynekum. Aranızda selamı yayınız. Çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Selam aslında Allah'ın esenlik ismi. Allah'ın aslında barış ismi. Selam aslında cennete girişin bir adı. Selam iki müminin birbiriyle karşılaştığında birbirlerine teminat mektubu. Kardeşim ben sana Allah'ın selam ismiyle söz veriyorum ki karşılaştığımızda benden sana hiçbir zarar gelmeyecek. Ve müminler sadece karşılaştığında değil, ayrılırken de selam verir. Evet. Aslında bu ayrılırkenki selamdaki maksadı da şudur. Kardeşim, ben seninle konuştuğum zaman nasıl benden eminsen, arkanı dönüp benden uzaklaştığında aynı şekilde benden emin olabilirsin. Sana benden hiçbir zarar gelmeyecek. Bu hususta Allah'ın selam ismi üzere, İslam olduğum üzere sana söz veriyorum diye aslında Allah Teala'nın esmasından birisi olan, 99 esmasından birisi olan selam ifadesiyle mukavele yapar, imza atar. Evet. Gelin bu Ramazan'da bu Berat Kandili'nin itibaren sevgili seyircilerimize de bu çağrıda bulunalım. Buyurun. Sokakta gördüğümüz, tanıdığımız, tanımadığımız herkese gelin Allah'ın selamını yayalım. Belki aramıza esenlik bu şekilde yayılır. Gelin bu Ramazan-ı Şerif içerisinde selam bizim hayat düsturumuz olsun.
karşılaştığımız herkese bir defa, iki defa, üç defa değil, ev ahalisine zaten selam vermek sallallahu aleyhi ve sellemin en güçlü sünnetlerindendir. Eve girdiğimizde selam verelim, oda değiştirdiğimizde selam verelim, sokakta, caddede, öğretmenlerimiz sınıfa girdiğinde, çıkarken kim nerede kiminle karşılaşıyorsa selam versin. Belki Rabbimizin esenliğini, rahmetini, bereketini bu Ramazan'da önce selamla kendi üzerimize, sonra mümin toplumlar üzerine, belki dünyaya duyurmanın bir başlangıcını yaparız. Ne dersin evet, Hasan Hocam? O çok da güzel olur hocam. Şu manaya da gelir gibi düşünüyorum. Ben varım, varlığımı sana gösteriyorum. Senin de var olduğunu kabul ediyorum. Harika. Yani o görmezden gelmek şeyi var ya, ya da görmüyoruz. Yani gözümüzü kapatıveriyoruz. Kendi bakış açımızın dışında başka bakış açılarını göremiyoruz. Başka düşünceleri göremiyoruz, duyamıyoruz ya da buna da bir kapı açmak. Ben varım, senin de var olmanı istiyorum. Kabul ediyorum, evet. Hem de istiyorum da evet, içinde barındırıyor i̇stiyorum, hocam. Evet. Senin de var olmanı istiyorum ki biz birlikte, çünkü Cenab-ı Hak bizi yani yalnız bırakmamış. Bu evet, alemde birçok bizim gibi varlıklar yaratmış. Haçta onu gösteriyor bize Cenab-ı Hak. Bütün müminler orada toplanıyorlar. Biz zannediyoruz ki sadece Çanakkale'de, sadece işte Marmara bölgesinde, sadece Türkiye'de Müslümanlar olarak bizler varız diye zannediyoruz ama oraya gittiğimiz zaman bakıyoruz ki dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar toplanıyor ve şunu söylüyor. Ey kulum, sen yalnız değilsin, senin gibi niceleri var ve senin gibi bu alemde nice varlıklar var. Hem varlığın kıymetini bilmek, varlığın var olduğundan yola çıkarak da o varlığın sahibine erişmek gibi bir duruş da var bu selamda. Rabbim inşallah böyle buluşmayı nasip eylesin. Birbirimizle kucaklaşmayı nasip i̇nşallah, eylesin. İnşallah. Bu güzel mübarek akşamda. Evet, muhterem hocam bizlerle programımızın başında kendisinden Kur'an-ı Kerim dinledik. Şimdi de o güzel sesinden bakalım bize ne bahşedecek. Hocamıza bırakalım. Muhterem hocam söz sizde, buyurun. Canı dinden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dinden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Ulu dergahına tuttum da ilahi yüzümü, o Rahim, o Eşfak olan vaadine diktim gözümü. Beni benden daha âlâ biliyorken özümü, şu iki cümleye hasret efendim sözümü. Meleğine emrederek cehenneme atma bizi. Hazreti Fahri Cihan, hürmetine yakma bizi ya Kerim Allah. İrci'i emri celilinde
Benliğinden sıyrılıp giydirilin sana kefen. Kara topraklar olduktan nihayet mesken, titreyen ruh huzurunda lütuf beklerken, meleğine emrederek cehenneme atma bizi. Hazreti Fahri Cihan, hürmetine yakma bizi ya Kerim Allah. İlahi, cennet evine girenlerden eyle bizi, cennet icra cemalini görenlerden eyle bizi ya Kerim Allah. Bakma dünyanın varına yoluna, düşüp daim hak yoluna. Beratını sağlık. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, muhterem Çakmak hocamız, Kocatepe Camii görevlisi. O güzel sesiyle, bakma dünyanın varına yoğuna, düşüp daim hak yoluna, beratını sağ eline alanlardan eyle cümlemizi dediler. Amin diyoruz biz de hocamızın bu güzel sesinden, ağzından dökülen bu güzel dualara. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Tabii hocam, bu mübarek günde, mübarek gecelerde cemaatimiz de çok soruyor, bu gecelerde bizler ne yapalım diye. Evet. Bildiğim odur ki bu gecelere has, işte hani beş vakit namaz gibi, Ramazan ayında tutulan oruç gibi, bu gecelere, bu günlere has özel ibadetler yok. Biz farz olan ibadetleri biliyoruz ama bu gecelerde ne yapalım? Yani boş geçirmek de doğru değil. En azından neler yapabiliriz adına? Öncelikle camilerimize davet edelim. Yani evet, cuma günü akşamı da olacağı için cuma namazıyla birlikte inşallah akşamında da camilerimizde hocalarımızın şöyle eşliğinde beraber Cenab-ı Hakk'ın huzuruna omuz omuza duruşumuzu bir gösterelim. Süper. Yani camilerimiz dolsun. Evet, bundan bu sonra, girişimizden buyurun. Sonra ben aslında müftülük olarak sadece bizim müftülüğümüz değil tabii, Türkiye çapında bütün müftülüklerimize bu çağrı yapıldı. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın güzel bir çağrısı var.
Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceleri ailece, çoluk çocuk hep birlikte camide geçirmek için bir kampanya başlattık. Evet. Bu Ramazan vesilesiyle veya bugün akşamdan itibaren aslında bu kampanyaya katılan kardeşlerimiz var. Davetler de geldi bize hocam buyurmaz evet. mısınız diye. Bundan da sevinç duyuyoruz. Buradan da biz çağrıda bulunalım. Bu Ramazan-ı Şerif'i farklı bir atmosferde, farklı bir iklimde geçirelim. Mümkün mertebe evlerimizde hani biz bazen programlarımda ben o şekilde camiden çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki bakın sizi camiye bekliyoruz. Ama eliniz lütfen boş gelmeyin. Soruyorlar hocam ne seversiniz? Evet. Ben diyorum ki çok fazla çocuk severim. Nasıl anlamadık falan diyorlar. Ben de diyorum ellerinizin birinde bir komşunuzun çocuğu olsun, diğerinde kendi çocuğunuz olsun. Evet. Camilerimizi mutlaka önce çocuklarımızla süsleyelim. Ailecek inşallah cuma akşamlarını bütün kardeşlerimize hem Çanakkale özelinde hem de ülke çapında bizi izleyen bütün kardeşlerimize buradan selamlamak üzere böyle bir çağrıda bulunalım. Camilerimize hem cuma akşamları olması vesilesiyle hem de bunu Ramazan-ı Şerif içerisinde alışkanlık haline getirelim. Çünkü bazen ben kendimi de sorguluyorum. Mesela çocuğumuza bir istikbal için uğraşıyoruz değil mi Hasan Hocam? Evet. Bunun için nice fedakarlıklardan üstesinden geliyoruz. Nice fedakarlıklara katlanıyoruz. Anneler babalar olarak ne gerekiyorsa çocuğumuzun istikbali için diyoruz. Her şeyimizi seferber ederiz. Canımızı bile veririz. Evet. Doğru. Ama çocuğumuzun istikbali açısından ahiretten daha önemli bir istikbali olabilir mi çocuğumuzun? Evet. Haliyle olamaz. Şimdi sabahın köründe işte daha gün bile aydınlanmamışken ülkemizin birçok yerinde biliyorsunuz güneşin doğuşu bayağı geç vakitlerde oluyor. Biz sabah namazlarına giderdik. Orada yol boyunca çocukların bekleştiğini görürdük. Sorardım bunlar neyi bekliyorlar? Hocam okula gidecekler, servis bekliyorlar. Evet. Biz sabah namazı programına gidiyoruz ama gençleri, büyükleri, yetişkinleri de göremiyoruz camilerde. Ve diyordum peki bunlar ne için bu kadar sabahın köründe çocukları sokağa dökmüşler? Hocam istikbal kaygısı. İstikbal kaygısı açısından bir ailenin, bir çocuğunun ahiretini düşünmekten daha değerli bir kaygısı olamaz diye düşünüyoruz. Buradan ailelere de çağrı yapalım. Gerçekten istikbalini düşünüyorsak çocuklarımızın evet. ne olur bu Ramazan'da, cuma akşamları en azından alalım ellerinden camilere getirelim. O çocuğun istikbalini de kurtaralım. O çocuğun kurtulan istikbali içerisinde Mevlamız, Sede. Bakın evladınızı dünyada güzel bir hasret üzerine bırakmışsınız diye belki vefatımızdan ne kadar sonra bize altın tepside o evladımızın bu dünyadaki hayır üzere olduğunun mükafatını da getirsin. Evet. Bunu biz söylemiyoruz. Hadis-i şeriflerde müjdeler var. Evet. Ramazan aslında bu tarz güzelliklerin de bir başlangıç kapısı olsun. Berat gecesi özellikle arınma, temizlenme diyoruz. Ailecek el ele tutup önce bir günahlarımızdan temizlenme. Hatta bir çağrıda daha bulunacağım. Eğer Buyurun. Çok haddi aşma tarzında olmazsa, seyircilerimizde kusurumuza bakmazlarsa şu dizilerden akşamlarımızı kurtaralım. Bu Ramazan'da bunu deneyelim mesela. Evet. Onun yerine 114 bölümlük Kur'an-ı Kerim'de diziler var diyelim. Hani benzet evet. teşbihte evet. hata olmasın. Ben onları aslında sohbetlerimizde şehir diyorum. 114 evet. tane Aynen. şehir var. Şehir. Her bir şehrin içerisinde kahramanları var. Evet. Tanışmak lazım. Gitmek, gezmek lazım. Mesela bir Buruc suresi denildiğinde evet. daha işte dün cezaevinde sohbet programımız vardı. Orada da zikrettim. Af kapısı diyoruz. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sonuna hocam. Doğru geliyoruz. Hızlıca ben o zaman geçeyim. Orada Allah Ashab-ül Uhdud'dan bahsediyor. Evet. Mesela Buruc suresini bir ziyarete gidelim. O şehirde kahramanlarını bir tanıyalım. Hani dizileri Ramazan akşamlarında birazcık erteleyelim. Bir sureyle tanışma kampanyası başlatalım. Diyelim ki daha önceki görev yerlerimde de aynısını yaptık biz. Benim surem diyelim bu Ramazan'da. Hani mukabelemize de katılalım, Kur'an'ımızı evet. da okuyalım ama bir sureyle birkaç sureyle yakinen tanışalım, bir arkadaşlığımız olsun. Benim surem Buruc suresi olsun mesela bu Ramazan. Evet. Ashab-ül Uhdud kimmiş onu öğrenelim. Orada anlatılan kralın zalimliğinin sebebini öğrenelim. Allah'ın yıldızlara, burçlara yemin ettiği, kıyamet gününe yemin ettiği ki o müminleri cayır cayır ateşlerde yakan o insanlara duyduğu gazabı, kini, öfkeyi sebebini araştıralım. Bakalım biz de bu dünyamızda onların yani Rabbimizin gazap ettiği o paralel günahlardan nasibimiz var mı? Ondan kurtulmanın kolayına bakalım. Kaldı ki orada anlatılan sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden öğreniyoruz. Bir hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. O Ashab-ül Uhdud'un en son o Buruc suresinde bir ayet-i kerime var ki çok enteresan Hasan Hocam. Evet, Mevlamız buyuruyor ki o mümin erkeklere innellezine fetenu müminine vel müminat o mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet edip onları ateş çukurunda yakıp sonrası çok önemli sümme lem yetubu sonra da tevbe etmeyenler var ya
şu ayda benim günahım çok büyük, Allah beni affetmez diye ümitsizliğe düşen gitsin Buruş suresine baksın. Evet. Allah'ın o 20 bin mümini cayır cayır ateşte yakan Firavun'dan, o Nemrut'tan, adı neyse her neyse, Allah'ın gazap ettiği o insandan, burçları sarsarcasına yeminine muhatap olmuş o adamdan Allah'ın nasıl tevbe beklediğini görsünler. Evet. Ve kendi günahlarını o adamın günahıyla kıyaslasınlar. Mevlamızın rahmeti, kim ne kadar günahı büyük olursa olsun, herkesin günahından daha büyük olduğunu idrak etsinler. Ve bu Ramazan'a öyle bir gönül coşkusuyla girsinler ki, Ramazan-ı Şerif'in çıkışında Allah'ın izniyle üzerimize herhangi bir günah kalmayacak şekilde imanla girsinler. Peki. Ama tezkiyemizin, temizlenmemizin ilk adımı, berat kapısından geçmenin ilk adımı, kalbimizi takıntılarından kurtarmak olsun. Hasetimizden kurtulalım. Evet. Dargınlıklarımızdan kurtulalım. Bu geceyi nasıl ihya edeceğiz? Bence hiç ibadet etmesek, namaz kılmasak ama dargın olduğumuz bir kardeşimizi arayıp halini hatırını sorsak, aramızı buluştursak, barıştırsak, evet, Mevlamız bundan çok memnun olacaktır. Evet. Özel ibadet mi arıyoruz o gece için? Birbirimize koşalım, birbirimize sarılalım. Ha, sabahlara kadar Kur'an okuyalım bol bol. Rabbimizden af dileyelim. Ama af dilerken sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği tema üzere. Allah'a, evet, hamd, peygamberine salat selam, bütün müminlere dua. Evet. Kendini yetiştirenlere dua ve günümüz büyüklerimize dua. En son ailesine ve kendisine sıra. Evet. Duanın adabı bu şekildedir. Böylesine dua edelim. Ve Ramazan ayı içerisinde özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize öğrettiği bir dua şekli var ki, Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi çok seversin, bizleri de affeyle diye Mevlamıza dua edelim. Hem kendimiz hem de bize dokunan herkes inşallah kurtuluşa ersin. Bizim yüzümüzden ahirette sıkıntıya kalmasın en azından. İnşallah hocam, hocam işte teşekkür ediyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'den sureler, benim surem. Benim surem Tin suresi. Tin suresi yani her şeyiyle, sadece şöyle söyleyeyim, baş ağrısı mı başladı? Tin suresini okurum, rahatlarım. Harika. Bir sınava gireceğim, bir problem var, böyle bir daralma var. Tin suresi beni rahatlatır. Büyük oğlumun da İnşirah suresi hocam. O da böyle daraldığında, hani çocukken de ateşi yükseldiğinde falan İnşirah suresini böyle okurduk şuruplarından sonra. O da rahatlardı. Onun da İnşirah suresi yani böyle surelerimizde var. Hepimizin de olsun inşallah. Bir de dua deyince hocam, hani birbirimize de dua deyince, ben seyircilerimizden hep rica ediyorum. Önce şöyle dua etsinler. Hamdele'den, Salvele'den, Cenab-ı Hakk'a arzımızdan sonra, hani Allah rızası için iki rekat namaz kıldık, Kur'an-ı Kerim okuduk, sonrasında da ellerimizi açıyoruz ya, Yüce Allah'a hamdimizi, şükrümüzü ifade ettikten sonra Peygamber Efendimiz'e yönelişimiz, davası üzerine yaşamışımız üzerine söz verdikten sonra önce bize dua etseler Allah'ım. Dua da çok kolay hocam. Çok da kolay. Yani öyle akılda da kalıcı. Evet, Allah'ım Hasan Hoca'yı affet, cennetine dahil et. Bu kadar. Yani böyle bir dua. Bekliyoruz inşallah. Bizler de size duacıyız. Hocam ağızlarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Rabbim ilminizi artırsın, daim eylesin inşallah. Eyvallah. Ve istifade edenlerinizi de artırsın diyorum. Sözler olarak, son sözler var mı hocam? Hocam öncelikle berat gecenizi, bütün İslam aleminin berat gecemizi tebrik ediyoruz. İnşallah beratımızı alıp Ramazan-ı Şerif'e ulaşanlardan Rabbimizin sayması için niyaz ediyoruz. Bu duayı siz kendi isminize söylediniz ama ben de isteyeceğim şimdi. Değilmiş. Hani Fatih Sultan Mehmet'e birisi gelmiş demiş ya, bu fakire bir sadaka ver. Bir altın vermiş demiş ya, koskoca padişahsın, sultansın, bir altınla insan mukabelede bulunulur mu? Eğilmiş kulağına demiş ki, sen kardeşine demiş sadaka istemedin mi? Evet demiş. Diğer kardeşlerin duymadan sen bunu al demiş. Bu da düşmeyebilir payına. Şimdi bütün kardeşlerimiz duydu ama biz de duyduk. Evet. Biz de dua istiyoruz Hasan Hocam. Hazinesi bol olandan, hazinesi sonsuz olandan istiyoruz hocam. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz bizler, evet, de. Muhterem hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Ton TV ekranlarından Dur Yolcu programını bu akşamlık bitiriyoruz. Kıymetli hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Beratımızı alanlardan olalım inşallah. Ramazan'a kavuşanlardan i̇nşallah. Olalım inşallah. Gecemiz, gündüzümüz, meçhul akıbetimiz hayır olsun, mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.